Devam edeceğiz. Şimdi cumartesi gününe gidelim istiyorum. Liselere geçiş sınavı vardı biliyorsunuz. Neler yaşandı bir hatırlayalım. Sonra üzerinden devam edeceğiz. Sayın veliler lütfen sosyal mesafe kuralına riayet edelim. Koronavirüs sınavından öğrenciler başarıyla geçti. Ama veliler sınıfta kaldı. Liselere geçiş sınavında kameralara yansıyan bu görüntüler önlemler konusunda ne kadar vurdum duymaz olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Öğrenciler maskelerini takıp sosyal mesafe kurallarına uyarken aileler o mesafeyi hiçe saydı. Kendimi korumak için eldivenlerim, maskem, süperliğim. Sadece bir yerde değil, Türkiye'nin dört bir yanında yaşandı benzer görüntüler. Okul önlerinde bekleyen veliler birbirlerinin dibine kadar girdi. Uzun kuyruklar ve bekleyen kalabalıklar oluştu. Gelen görüntüler maalesef çok sağlıklı değil. Anneler babalar içinde, sınava giren çocuklarımız içinde, özellikle sınava girişte ve sınavda çıkışta riskli bir ortamın olduğunu görüyoruz. Dezenfektanım var, kolonyam var, suyum var, maskem de var yanımda. Sosyal medya üzerinden paylaşılan benzer manzaralar, COVID-19 salgınıyla mücadele edilen bugünlerde herkesi endişelendirdi. Pandemi sürecinde her anne baba çocuğunun güvenli bir ortamda, sağlıklı bir ortamda sınava girmesini ister. Bununla ilgili gerekli önlemlerin alınmasını ister. Haftaya üniversite sınavı var. LGS'de başarılı bir sınav veremeyen velilerden bilim insanlarının bir isteği oldu. Benzer görüntüler oluşmasın, maskesiz kimse kalmasın ve aradaki sosyal mesafe kuralını hiç aklınızdan çıkarmayın. Veliler bayanlar lütfen buraya boşaltalım. Hocam sınav salgının gölgesinde gerçekleşti diyebiliriz. Şimdi öğrencilerin sınav sonucu önümüzdeki günlerde belli olacak olmasın ama veliler sınıfta kalmış gibi görünüyor. Bilmiyorum aynı fikirde misiniz bu görüntüleri izledikten sonra? Maske yok, sosyal mesafe yok. Aileyle heyecanlılar da tabii ki. Şimdi salgına karşı hangi bireysel tedbirleri nasıl devam ettirmeliyiz diye ben yine soracağım hocam. Çünkü bazılarımız için neden bu kadar zor oluyor bu tedbirleri devam ettirmek anlaşılamıyor gerçekten de. Evet, aslında evlatlarımız için bütün önlemleri aldık. Rehberler hazırlandı. Okuldaki görevliler, yöneticiler bu konuda uyarıldı. Bir gün önceden sınıflarda izledik. Güzel temizlikler yapıldı. Bir gün önceden sınıftaki o sorumlu hocalarımız kendi aralarında toplantı yaptılar. Sınavı öğrencilerimiz için en iyi, en rahat bir şekilde nasıl bir hale getiririz uğraşıldı. Hatta sınav esnasında mesafeler sağlandıktan sonra maskeler çıkılabileceği uyarısında bulundu. Şikayeti olanların kendilerini bildirmeleri, ateşi, halsizliği, kırgınlığı. Çünkü onlar sınava girecekler tabii ki. Uygun şartlar sağlandıktan sonra diğer öğrencilerden onları uzaklaştırarak sınav sağlanması için. Gördüğünüz gibi bütün tedbirler hazırlandı ve bununla ilgili hocalarımız detaylı bir şekilde çok güzel, anlaşılır bir dille rehberler hazırladılar ve yayınlandı bu rehberler. Buraya kadar güzel. Sosyal mesafe de vurgulandı ve denildi ki veliler kapının dışında, içeri okul bahçesine alınmayacak. Ancak biraz evvel söylemiştim aslında, bakın maske takmanız sizi her zaman korumaz diye. Sosyal mesafeye uysanız da bakın burada demir parmaklıklara birçok ailelerimizin dokunduğunu görüyorsunuz. Bunu bilinç dışı da yapıyoruz bazen, biz de yapıyoruz. Bulunduğumuz yere dokunuyoruz ve başka biri buraya dokunduğu zaman, sizde enfeksiyon varsa, başka biri dokunduğu zaman onu enfekte edersiniz. Gördüğünüz gibi illaki sosyal mesafe kuralı ya da maske takmak her zaman sizi korumaz. Ve mesafeler zaten maske taksanız da 1,5 metreden daha az mesafeler var. Ve bunlar dediğim gibi çocuklarını, bu velilerimiz çocuklarını en iyi şartlarda okula getirip sınava sokmak isteyen velilerimiz. En iyisini yaptıklarını düşünüyorlar gerçekten. Çünkü sınav heyecanı var. Ama dediğim gibi aslında okulun dışındaki alanda çok tedbire uymadıklarını ve bulaşıcılık hadisesini gerçekleştirdiklerini görebiliyoruz buradan. Bu yüzden
Tabii ki heyecanlı insanlar, kolay bir şey değil. Çocukları sınava girecekler, hayatlarının bir yönü olacak. Mutlaka. Ama bu kadar uğraşılmış, çocuklarının seneye şöyle söyleyeyim size, birazcık şey gibi olmasın, lütfen yanlış anlaşılmasın. Yani bizim hep biraz evvel de söyledim, Eylül-Ekim'e sağlıklı geçirebilmemiz için bu dönemi iyi geçirmemiz gerekiyor diyorum. Çünkü okullar açılacak, üniversiteler açılacak. Bunların hepsinin açılması için rehberler hazırlanacak tekrar. Nasıl kurallara uyulacak? Rakamlar o dönemde artmaya devam ederse, bu kurallara uymasa ne yapacağız? Tabii okullar bence açılacak mı, açılmayacak mı? Bir veli olarak ben de merak ediyorum hocam. Böyle devam eder mi, etmez mi? Düşmezse açılmama gibi bir durum olabilir mi okulları mesela? Ama görüntülere baktığınız zaman şimdi insanlar yani sanki okulların açılmasını... Şimdi kızıyor insanlar, niye okullar açılmıyor ya da üniversiteler açılmıyor, niye şunlar olmuyor diye. Ama sanki insanlarımız açılmasını istemiyor gibi bir intiba, bir algı oluşuyor açıkçası bizde. Çünkü bizim elimizde aslında her şey. Evet, aynen. Hocam aynen, şimdi aynen. Yüksek öğretim kurumları sınavı da var hafta sonu. Neler tavsiye edersiniz velilere? Şimdi sohbet eden gördüğümüz zaman görüntülerinizde bir çocuğun yanında birkaç kişinin olduğunu görüyoruz. Evet. O dönemde zaten ne yapıldı? Sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. İnsanların motivasyonunu artırmak, çocukların motivasyonunu artırmak, gürültüsüz bir ortamda olmalarını ve kalabalığı azaltmak amacıyla. Şimdi burada çocuğuyla gelmek isteyen veliler varsa bir kişi gelsin. Okulun kapısında çocuğunla vedalaştıktan sonra herkes, aslında dediğim gibi herkes bir kişi gelse zaten bu kalabalıklar olmaz. Belki gider başka bir yerde bekleyebilir ama bu kadar kalabalık bir şekilde bekleyip, isim hep aynı şeyleri söylüyoruz ama yine maske takacaklar. Söyleyelim hocam yine de. Önem verecekler, dokunmayacaklar bir yere. Evet. Dokundularsa da oralarda dışarıda dezenfektan her zaman bulundurmak kolay olmayabilir. Onun kendileri getirsinler evden. Hep dokundukları yerde ellerini sürekli kendileri temizlesinler. Su ya da sabun bulma şansları yok. Antiseptiklerle, alkol bazlı antiseptiklerle kendi ellerini temizlesinler. Çünkü çok fazla dokunuyorlar. Bakın ekrandan ben de izliyorum görüntüleri. Herkes bir temas halinde, çevresiyle temas halinde. Dediğim gibi maske takmış herkes, güven hat safhada, nasılsa maske var bizde diye, ama bu onları korumaz. Hocam şimdi maske takılması meselesi, hani zorunlu getirilen illerde kurala uyuluyor ama genelde de yanlış takılıyor o maskeler. Hani diyoruz ya hep, çok fazla konuştuk diye, konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor pandemi süreci bitene kadar. Ya yani keşke olmasa, bunları konuşmasak. Yani maskenin nasıl takıldığını da artık konuşmasak keşke, ama şimdi bugün itibariyle de ceza geliyor. 900 liralık bir para cezası gelecek. Geldi de daha doğrusu, öyle söyleyelim. Bunun hani maske takmayanları etkileyeceğini düşünüyor musunuz? Bir de o süreç nasıl ilerleyecek? Yani kimi kime şikayet edilecek? Nasıl olacak? O süreçle ilgili şöyle, biraz bilgi verir misiniz? Denetim çok önemli. Denetim çok önemli. Siz denetimi yaptığınız sürece, takmayanları bu konuda uyarıp gerekli yaptırımları yaptığınız sürece etkileyecektir. Biz toplum olarak bundan etkilenen bir toplumuz. Yani buna dikkat ederiz. Biz bu kadar anlatıyoruz, bu kadar aydır bunu vurguluyoruz, defalarca anlatıyoruz. Ama bir müeddiye olur ise, bir uygulama olur ise, ceza olursa dikkat edeceklerdir. Buradaki tabii resmi görevlere büyük iş düşüyor. Yani görmezden gelmeyip uyarmamız gerekiyor. Bu, dediğim gibi geçen hafta herkes bir panik oldu. Herkes niye artıyor? Şu olsaydı işte erken mi acaba işte normalleşmeye Hayır. Böyle bir durum yok. Tüm dünya normalleşmedi. Normalleşmemiz de gerekiyor artık zaten, ama bize iş düşüyor. Başkasını eleştireceğimize kuralları kendimizi hatırlatmamız gerekiyor. Ben ne yanlış yapıyorum ya da maskeyi taktım, kontrol etmemiz gerekiyor. Burnum mu açıldı, çenemde mi, alnımda mı, kolye gibi boynumda mı, mesafeme dikkat ediyor muyum? Tamam, biz de özledik arkadaşlarımızı sohbet etmeyi. Saatlerce biz de hekimiz ama bizim de boş vakitlerimizde arkadaşlarımızla sohbet etmek istiyoruz, ama bu dönem
bunları rafa kaldırıp dediğim gibi bizim önemli bir süreç, bir tatil başlayacak. İşte turistler gelecek mi gelmeyecek mi, bunlar değerlendiriliyor. Hı hı. Ama bu görüntülere bakıldığı zaman insanlar tereddüt ediyor. Ya insanlar Türkiye'de kurallara uymuyor mu acaba diye bir endişe oluşuyor. Hı hı. Bizim evet. bir yansımamız bu sonuçta. İyi bir örnek olacağız ki herkes, çünkü iyi bir yere geldik. Herkesin, dünyanın şaşırdı. Zaman zaman yok işte rakamları saklıyorlar gibi böyle şeyler söylemeye çalıştılar ama bunlar gerçek rakamlar. Hı hı. Sonuç itibariyle siz ölen insanları saklayamazsınız. Hı hı. Hastanelerde kaç kişi öldü ya da neler oldu, bunları bugünümüzde saklama şansınız yok. Çıkar hı. bir şekilde oluyor. Ve çok iyi bir yere geldik. Hakikaten tüm dünyanın, biz uluslararası platformlarda konuşmalara katılıyoruz, konuşmalar yapıyoruz. Hı hı. Orada da bize söylüyorlar. Bütün dünyanın en gelişmiş ülkelerindeki insanlar bizi takdir ettiklerini vurguluyorlar. Hatta fikir istiyorlar. Nasıl bir yol istediniz, neler yaptınız diye. Bunlar yapılmışken, dediğim gibi bu kadar iyi bir yere gelmişken, Sağlık Bakanlığı muazzam çalıştı. Sağlıkçılar, aile hekimlerimiz, eczacılarımız, Türkiye'de bütün herkes, aklıma gelen onlar, eminim başkaları da vardır, kusura bakmasınlar. Bu, herkes elini taşın altına koydu ve bunu gerçekleştirdi. Bunu yaptık biz. O yüzden bunları yapmışken, bence çok az kaldı. Yazın iyi şeyler olabilir. Kurallara uymamız yeterli. Gizlice kimseyi kandırmasın insanlar. Yani gizlice evin içerisinde nişan, taziyeler, kalabalığın bir araya geldiği ama kurala uymadığı alanların olduğunu biliyoruz zaten. Evet. Saklamanıza gerek yok. Rakam hemen kendisini gösteriyor zaten. Hızlı bir şekilde artıyor. O bölgeden hızlıca vakalar çıkıyor. Ne oluyor? O köy, ne güzel, havalar çok güzel, çok muazzamken o köy karantinaya alınıyor. Hı hı. Kasaba karantinaya alınıyor, apartman karantinaya alınıyor. Gördüğünüz gibi bir saatlik güzel geçireceğiniz vakit için 14 gününüzü orada heba ediyorsunuz. O yüzden tekrar altını vurgulamak istiyorum. Önümüzde tamam güzel yaz var, tatil var ama daha da önemlisi okullar açılacak, üniversiteler açılacak, öğrenciler okullarına dönecekler. Bizim sağlıklı, iyi bir şekilde bu kararları verebilmemiz için karar vericilerin, hükümetin, herkesin, insanların dikkat etmesi gerekiyor. Rakamları düşürmemiz gerekiyor. Bunu düşürmenin de tek yolu kurallara uymak. Peki. Hocam çok çok teşekkürler. Profesör Doktor Hasan Tezer konuğumuzdu. Sağ olun. İyi bir gün geçirmenizi diliyorum. Sağlıklı günler dileyelim hocam. Devam edelim. Ben de herkese güzel haftalar diliyorum. Kurallara uyalım diye tekrar vurgulamak istiyorum. Size de yayınınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sağ olun. Devam ediyoruz. Teşekkür.